Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber fırında lokum gibi kuzu eti tarifi hazırlayacağız. Gerekli olan malzemeler: yarım kilo kuzu eti, üç adet sıyılmış patates, orta boylu soğan, bir diş sarımsak, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım yemek kaşığı kekik, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı kimyon, yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım tatlı kaşığı tuz, yarım yemek kaşığı biber salçası, fırın poşeti. Evet, ilk önce soğanımız ince ince bir şekilde doğramaya başlıyoruz. Sarımsağımızı da 4 parçaya bölelim. Patatesimizi de şöyle ince ve uzun boylu bir şekilde doğrayacağız. Evet öyle. Doğradık patatesimiz ve soğanımız bir tava içine koyduk. Biraz karıştıralım. Şimdi diğer malzemelerimiz koyalım. Zeytinyağımıza ilave ediyoruz. Kimyonumuz da ilave edelim. Karabiber. Kekik. Tuzumuz için sizler de istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Şimdi biber ve domates salçamızı ilave ediyoruz. Malzemelerimiz birbiriyle karıştırıyoruz. Bir çay bardağı su. Malzemelerimiz birbiriyle şöyle iyi bir şekilde karıştırıyoruz. Şimdi et parçaları koyacağız. Sosu ile karıştırıyoruz. Fırın poşeti alıyoruz. Evet, şimdi poşetim içine bir tatlı kaşığı un koyacağım. Evet ve şimdi şöyle her taraf şekilde un yayıyoruz ve sonra unumuz fazlası çıkartıyoruz.
Evet, şimdi bütün malzemelerin poşeti içine koyacağım. Şimdi şöyle fırın poşetiyle çıkanan aparat ile bağlayın, güzelce bağlıyoruz. Poşeti içine malzemeler şöyle karıştırıyoruz. Evet, şimdi artık fırın tepsisine ya da bir tava getirin ve içine koyun. Evet, şimdi poşetim tavam içine koyacağım. Fırın poşeti fırına götüreceğim. Sıcaklığı 150 derece olacak ve 2 ya da 2,5 saat kadar bekleteceğiz. Evet, 2 saatten sonra bakıyoruz nasıl oldu. Çok iyi oldu. Şimdi artık çıkartıyorum. Evet, şimdi şöyle dikkatli şekilde açıyoruz. Makas ya da bir bıçak yardımıyla kesiyoruz. Evet, öyle oldu. Evet, gördüğünüz gibi iyi bir şekilde pişti. Şöyle kemikler kolay bir şekilde çıkartabilirsiniz. Evet, şimdi artık servis tabanı koyacağım. Evet, son şekli budur. Sizler de isterseniz üstüne sos koyabilirsiniz. Yanına bir tabağa pilav ile servis edeceksiniz. Evet, bugün tarifim için bu kadardı. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.